İnsanlıq tarixinin ən dəhşətli qətliamlarından biri 29 il öncə Qarabağda, Xocalıda törədilib. Bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə bağlı parlamentdə keçirilən tədbirdə söyləyib. O bildirib ki, insanlıq tarixinə qara ləkə kimi düşən bu soyqırımın acısını Türkiyə hər zaman qəlbində hiss edib. Bir kısım ülkeler Xocalı'da yapılan katliamı soykırım olarak tanımışlardır. Yine birçok ülkede Xocalı katliamında ölenlerin anısına anıtlar dikilmiştir. Nitekim 29 yıldır hesabı sorulmayan bu zelilane cürümlerin diyeti kahraman Azerbaycan ordusunun geçen yıl 44 günde elde ettiği zaferle kısmen ödetilmiş ve bu sayede insanlığın maşeri vicdanında açılan derin yaralara bir nebze de olsa merhem sürülebilmiştir. Azerbaycan bu 44 günde masum insanları koruyarak yürüttüğü operasyonlarla savaşın da barışın da mertçe ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde yürütülebileceğini bütün dünyaya göstermiştir. Azerbaycan ordusunun bu büyük zaferi bir daha göstermiştir ki bizler söz konusu vatan olunca milletin son ferdi ölene kadar mücadeleyi bırakmıyoruz. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haklı davasında sadece kardeşlik duygularıyla değil insani bir vazife olarak da Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Değerli misafirler, Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesinde Azerbaycan Büyükelçiliğinin gerçekleştirdiği bu sergide sanatın diliyle acımızı ve Xocalı katliamının vehametini gözler önüne sermeye çalışıyoruz. Eserleriyle katkıda bulunan değerli sanatçılara teşekkür ediyorum. Bizlerin, milletimizin vicdanının sesi oldular, tercümanı oldular. Bizler tarih boyunca yaşadıkları acılardan beslenen, bu acıları sürekli dillendiren bir millet olmamışızdır. Ancak günümüz dünyasında milletimize yönelik menfi propagandalar öylesine artmıştır ki haklı iken haksız duruma düşmek, mazlumken zalim gösterilmek bizleri çok daha fazla yaralamaktadır. Bu sebeple Xocalı katliamını ve sorumlularını gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bu en başta acımasızca katledilen şehitlerimize olan borcumuzdur. Eserleriyle bu acı dolu günleri hatırımızda canlandıran, kardeşlerimizin yaşadığı ızdırabı bir nebze anlamamızı sağlayan sanatçılarımıza, eserlerin bugün burada sergilenmesine vesile olan Azerbaycan Büyükelçimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha hiçbir millete, hiçbir topluluğa böylesi acılar yaşatmasın.